Hem bugün Sincan'dayız dedik. Gördüğünüz gibi devasa bir alanda Sincan'da iftar vakti var. Sincan Belediye Başkanı burada iftar vaktinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Her akşam toplumun değişik kesimleriyle bir araya geliyorlar. Bugün de biz de bu iftar programını sizler için izliyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalati, hayya alessalah. Hayya alelfelah, hayya alelfelah. Kad qala الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أنصار هذا التعالى لأجلي اللهم جعل لبدهم ضائما أبدادا وعلما سالما ولا سلطة ظالما اللهم زيد براتهم مسلما يا ربي Senin verdiğin nimetlerle, senin rızan için tutup borcumuzu açtık, sen kabul eyle. Günahlarımıza affın mağfuret eyle. Umduklarımızdan amin, korktuklarımızdan emin eyle.
vatanımızı, milletimizi ve bütün ümmeti Muhammed'i dilini, birliğini muhafaza ve müdafaa etmeyi nasip eyle. Bu yüce kutlu vatanımıza hizmet eden cümle vatandaşlarımızın görev abidesi, vatandaşlarımızın görevlerini en iyi şekilde yerlerine getirmeyi nasip eyle. Onlara da her türlü beladan muhafaza eyle. Ya Rabbi, senin rızanı umarak içine bulunmuş olduğumuz Ramazan şerifin faziletinden bizlere mutluluk eder. Ya Rabbi, başı rahmet, ortası mağfiret, sonuna ebedi azaptan kurtuluş olan vaadine bizlere dair eyle. Subhane Rabbike Rabbine Hazreti Amma Yasifun. Ve selamun el müselim ve selametun aleyh müminin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sincan Belediye Başkanlarımızın düzenlemiş olduğu iftar programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli misafirlerimiz, ilk olarak selamlama konuşmalarını yapmak üzere Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Erçel'in alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, kıymetli kaynaklarım, başhekimlerimiz, devlet hastanemizin ve özel hastanemizin başhekimleri, kıymetli yöneticileri, ilçe sağlık müdürümüz, şube müdürlerimiz, kıymetli hekimlerimiz, diş hekimlerimiz, eczacılarımız, ebe, hemşire, sağlık çalışanlarımız, idari personel, sağlık sektöründe, sağlık camiasında çalışan bütün kardeşlerimiz, 112 acilde çalışan kardeşlerimle az önce görüştüm. Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tabii salonun belki önümün kısmı iftarında yemeği yedi. Belki barada çay içti ve tabii diğer konularda yetişmişse salondan ayrıldılar. Bu arada tabii ben de şöyle salonu gezmeye çalıştım. Hoş geldin. Selamlaması yapmak üzere. Bu salonumuz 2000 kişi rahatlıkla alan, 2500 kişiyle gerektiği zaman zorlayabilecek bir kapasiteye sahip. Ramazan başlangıcında hizmeti almıştık. Ramazan'da da yani bu kaçıncı oldu? Belki onuncu falan oldu yani. Böyle büyük organizasyonlar yapıyoruz burada. 2000-2500 kişiyle arada iftar yapabiliyoruz. Tabii ben başından itibaren, Ramazan başından itibaren muhakkak bir gün sağlık çalışanlarıyla iftar yapacağımızı arkadaşlarım ortaya ettirdim. Bugün ayrıldım. Çünkü ben de bir sağlık çalışanıyım tabii malum. Orijinal bu şekilde. Ve tabii bu pandemide özellikle sağlık çalışanlarımızdan, hekimlerimizden, ebe ve hemşirelerimize kadar diş hekimlerimiz filyasyonda çok ciddi tabii görev aldılar. Bunlara kadar her bir sağlık çalışanımız adeta öncü kuvvetler gibiydiler. Hiçbir riski tanımadan her yere, her haneye girerek adeta bu mikrofla, virüsle göz gözü çarpıştılar. Çok kıymetlilerdi de bir kez daha ne kadar kıymetli olduklarını anladık. Dolayısıyla bu organizasyon benim için çok önemliydi. Eczacılarımız çok büyük sıkıntılar çektiler pandemi sürecince. Dediğim gibi bir şekilde misilyasyon da aynı şekilde vesaire. Ve burada inşallah dediğim gibi 2500 sağlık çalışanı Sincan'da el ele vermiş. Sincan'ın sağlığı, huzuru ve esenliği için mücadele tüm kardeşlerimizi bu organizasyonda görmek beni çok mutlu etti. Davetimize icabet ettiniz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ve şimdiden yaklaşmakta olan Kadir Gecemiz gibi bir aydan daha hayırlı. Allah kurtuluşumuza vesile eylesin inşallah. Ve çoluk çocuğumuzla, sevdiklerimizle huzur ve esenlik içerisinde Allah'tan ümit ettiğimiz bayrama kavuşmayı. Bayramımızı da şimdiden tebrik ediyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.
misafirlerimiz şehirde hitapları gerçekleştirmek üzere Sincan Kaymakamımız Sayın Abdullah Küçüğü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakamımız. Değerli Belediye Başkanım, değerli ilçe sağlık müdürüm, başhekimlerim, uzman hekiminden ebe hemşiresine, acil tıp teknisyeninden hizmetlisine kadar bütün sağlık çalışanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık konusunda geldiği nokta Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özlem duyduğu nokta. Malumunuz beni Türk hekimlerine emanet ediniz dediğinde aslında bir yandan Türk hekimlerine olan güven vardı. Diğer yandan da o güne kadar hekimlik mesleğinin azınlıkların elinden olmasından dolayı da Türk hekimlerinin çoğunlukta olması özlemi de vardı. Çok şükür bugün iyi bir noktadayız. Daha da iyi olacağız. Dünyada kendi aşısını üreten, yanlış hatırlamıyorsam 6 ülkeden birisiyiz. Bu konularda gerçekten iyi bir noktadayız ve daha da iyiye doğru gidiyoruz. Bunlar tabii hepsi sizlerin eseri. Gerçekten bu konuda bütün sağlık çalışanlarımızın çok büyük katkısı var. Bu pandemi döneminde canla başla çalıştınız. Hayatınızı riske atarak aynen cephedeki bir asker gibi şehitlerle vererek bu mücadeleyi başarıyla yürüttünüz. Ben en son pandemide şehit olan, rahmetli olan doktorlarımızdan, sağlık çalışanlarımızdan Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmişte bugüne kadar ebediyete ikna eden bütün sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diliyorum ve önümüzdeki Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Sincan Kaymakamımız Sayın Abdullah Küçük Beyefendi'ye tatlarından dolayı için teşekkür ediyoruz. Ben her zaman özverili çalışmalarına şahit olduğumuz sağlık camiamızı özellikle sağlık döneminde sağlık sistemimizi ayakta tutulması için gece gündüz göstermiş oldukları üstün gayretle geçimlerinden teşekkür ediyor ve kuvvetli bir alkış istiyoruz efendim. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, Ramazan dolu dolu geçiyor. Biz de bugün Sincan sokaklarındaydık, gezdik, programları izledik. Bugün de güzel bir iftardayız. Neler söylemek istersin? Yani Aydın Bey, sizin de belirttiğiniz gibi bu sene Ramazan inanılmaz geçiyor. İnanılmaz hareketli, inanılmaz bereketli geçiyor. Adeta iki yılın acısı çıkıyor. Yani her bir iftar programında her bir gün neredeyse 4, 5, 6 farklı yerde iftar programı söz konusu olabiliyor. Her bir vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yani çok dolu dolu geçiyor, çok bereketli geçiyor. Çok mutluyum ben. Yani burada da işte bizim bu salonumuz 2000-2500 kişi aynı anda yemek yiyebiliyor. Kolonsuz bir salon olması dolayısıyla da çok dikkat çekiyor. Bugün burada sağlık çalışanlarımızla iftar yaptık Sincan'da. Devlet Hastanesi'nde, aile hekimliğinde, diş hastanesinde ve özel diş kliniklerinde, eczanelerde ne kadar sağlık çalışanı varsa 112. Zamanında alkışlamıştık. Pandemide sağlıkçıları alkışladık. Tabii yani sağlıkçılar zaten çok önemli kişiler de pandemide ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bugün tüm sağlık çalışanları davetliydi Sincan'da. İşte yaklaşık 2000'in üzerinde sağlık çalışanımızla
başhekimlerimiz, idarecilerimiz de dahil olmak üzere kaymakamımız sağ olsun. Birlikte bir iftar yaptık. Çok güzel geçti. Sağ olsunlar, iyi davetimize icabet ettiler. Bayram sonrası durmak yok, yola devam hizmetlerle. Tabii tabii. Ya bizde hizmette durmak yok zaten. Sincan'da durmak diye bir şey yok. Öyle bir kavram. Karşı pazar da çok hareketli. Çok hareketli. Tabii yani bizim hem böyle rutin hizmetleri götürme noktasında, hem büyük işlerimizin devamı noktasında, hem yeni projelerimizin ortaya konması noktasında Ramazan'dan sonra da artan bir ivmeyle yola devam Allah'ın izniyle. Peki, tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun.